Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için bir oyuncu kulaklığı incelemesi yapacağız. Bugünkü konuğumuz HyperX Cloud Alpha Wireless. Bildiğiniz üzere HyperX markası genellikle oyuncu ekipmanlarıyla karşımıza çıkıyor. Özellikle kulaklık tarafındaki başarısı tartışılmaz. Hatta şu anda oyun turnuvalarında bile resmi olarak HyperX modellerinin kullanıldığını görüyoruz. Hatta genellikle HyperX Cloud 2 Wireless modeli kullanılıyor. Özellikle ses kalitesi ve konfor tarafında HyperX modellerinin bir aile sevildiğini söyleyebiliriz. Bugünkü konuğumuz ise çok önemli bir özellikle karşımıza çıkıyor. HyperX Cloud Alpha Wireless modelinin 300 saate kadar kullanım ömrü var. Tek şarjda ve bu çok büyük bir şey. Az sonra zaten değineceğim ama en yakın rakibinin 50-60 saatlerde kaldığını biliyoruz. Ama burada Cloud Alpha Wireless modeline baktığımızda en yakın rakibinin 5-6 katı kadar bir kullanım ömrü sunuyor. Ama öncesinde ilk olarak cihazın tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonrasında teknik özellikleri, şarj konusu ve ses kalitesi konusunda deneyimlerimizi aktaracağız. Cihazın ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimizde gövde tarafında bir alüminyum gövde kullanılmış. Zaten yine Cloud modellerinde görmeye alışığız buna. Özellikle bu gövde yapısının alüminyum olması bence büyük bir avantaj. Çünkü sağlamlık açısından genellikle çoğu kulaklık modelinde bu kısımlar plastik olarak kullanılıyor ve bu zamanla kırılabiliyor. Hatta söz konusu modelin şu şekilde ne kadar sağlam ve esnek bir yapıya sahip olduğunu söyleyeyim. Dümdüz bir şekilde açılabiliyor. Hatta biraz daha açsam açılır yani ama ne olur ne olmaz tabii. Yani en uzun ayarı aldığımda dümdüz açılıyor. Ya bu bence müthiş bir şey. Çünkü yere düşebilir, üstüne basabilirsiniz. Sağlamlık açısından kullanıcıya güven veriyor. Tasarım ayrıntılarına devam ediyorum. Bu alüminyum gövdenin yanı sıra sağ ve sol kulakçıklarında yine benzer Cloud modellerine görmeye alışık olduğumuz HyperX logosu yer alıyor. Fakat bu HyperX logosunda diğer modellerde de olduğu gibi bir aydınlatma bulunmuyor. Zaten kablosuz bir kulaklık olduğu için önemli olan uzun pil ömrü olduğu için ses kalitesinin yanı sıra HyperX'de bu uzun pil ömrünü daha da uzatmak adına herhangi bir ışıklandırmaya yer vermemiş. Ama mikrofon tarafında ufak bir aydınlatmamız var. Onun dışında bilgilendirme ışığı var çok ufak bir tane fakat diğer ekipmanlarda görmeye alışık olduğumuz yok. RGB ışıklı mışıklı bir görsel yok. Bu HyperX logosunda gayet hoş durduğunu belirtelim. Yani tasarım olarak bir kulaklığa baktığımız zaman asla ışık aramıyoruz. Bu yüzden yalnızca logonun yer alması da yine güzel olmuş. Tasarım ayrıntılarıyla devam edeceğim. Üst tarafta kafa bandında dikiş ayrıntıları bulunuyor. Şu anda da zaten yakın çekimde ekranda görüyorsunuz. Bu dikişlerde herhangi bir hata yok. Yani çok hoş durmuş bir kırmızı dikişler var. Aynı zamanda üst tarafında bir HyperX logosu yer alıyor. Yapay deri görünümüyle yine karşımıza çıkıyor. Bu üst kafa bandının alt tarafında ise bir yastık bulunuyor. Tabii ki de bunun uzun süreli kullanımda kullanıcının kafasını yormaması için tasarlanmış bir tasarım ayrıntısı diyebiliriz. Bunun dışında kulak pedlerinin üstlerinde havalandırma kanalları bulunuyor ama tabii ki de dışarıdan bir şey girecek gibi tasarlanmamış, iç tarafından kapatılmış. Yani kulağınızın terlemesini engellerken aynı zamanda bu havalandırma kanallarından içeri bir şey de girmiyor. Kullanım esnasında kulağınız rahatlıkla hava alabiliyor. Tasarım ayrıntılarıyla devam ediyorum. Cihazı şöyle elime aldığım zaman sol tarafında alt tarafta iki tane buton bulunuyor. Bir tanesi mikrofonunuzu kapatıp açmak için, diğeri ise kulaklığı kapatıp açmanız için. Kulaklığı açtığınız zaman kulağınıza pil seviyesinin ne kadar kaldığını gösteren bir ses geliyor. Açar açmaz direkt kulağınıza bir seslendirmen yüzde kaç şarjın kaldığını söylüyor. Zaten 300 saatlik bir kullanım ömründen bahsettiğimiz için yani açtığımızda pek de ne kadar kalmış diye umursamıyoruz açıkçası. Driver'ından da zaten rahatlıkla pil sağlığını görebiliyoruz. Bir haftadır test ettiğim halde zaten pilini hala bitiremedim. %60'ın altına bile düşemedim. Pil konusuna da değineceğim ama tasarım ayrıntılarıyla devam ediyorum. Sol kulak pedinin alt tarafında bir Type-C girişi. Onun yanında da bir mikrofon girişi yer alıyor. Bununla beraber sağ tarafa baktığımızda ise kulağa gelen sesi açıp kapatmak için bir ses açma tekerleği yer alıyor. Bu ses açma tekerleği sonsuz olarak devam ediyor. Yani bazı kulaklıklarda gördüğümüz gibi yok iki tur atayım tamamen ses kapandı gibi bir şey yok. Direkt bilgisayarınızdaki sesi ayarlayabiliyorsunuz. Hazır tasarım demişken size şimdi bu mikrofonun çıkarılıp takılmasını da göstereceğim. Sol tarafa takılıyor ve rahatlıkla çıkartıp takabiliyorsunuz. Şöyle kulağıma da takayım.
Kulağıma taktığım zaman genellikle masaüstünde farklı bir mikrofon kullanmak isteyen kullanıcılar için bu mikrofon kolaylıkla çıkarılıp takılabilir yapmış. Bu yüzden bunun da güzel bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin ben bu kulaklığı aldım fakat mikrofon tarafında farklı bir mikrofon kullanıyorum. Hani bunu böyle diyelim attım mesela geriye. Yine de benim görüş açımda mikrofon kalmaya devam ediyor. HyperX de buna çok güzel bir çözüm bulmuş ve şöyle çok ufak çektiğiniz zaman rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Onun dışında kulaklığı kulağıma taktığım zaman dışarıdaki gürültülerin engellendiğini hissedebiliyorum. Yani net bir şekilde aktif gürültü engelleyici özelliğine sahip olmasa da kulağa yaptığı böyle baskı sebebiyle rahatlıkla dışarıdaki seslerden izole olabiliyorsunuz. Tabii ki kulağa yaptığı baskı derken şöyle bir baskıdan bahsetmiyorum. Yani kulağıma taktığım çok rahatsız anlamında söylemiyorum. Yani bu yan taraftaki yapay deri süngerler ses yalıtımı sağlıyor bize. Yani çok baskı yapmasa bile dışarıdaki seslerden arınabiliyorsunuz rahatlıkla. Özellikle bu yapay deri olması kullanıcılarda şöyle bir algı yaratıyordu. İşte yapay deri kullanılan kulaklıklar işte kulakta terleme yapar uzun süre kullanılsa bile. Fakat ben kullanıcı deneyimim boyunca herhangi böyle sorunla karşılaşmadım. Günde 5-6 saat oyun oynadığım bile oldu ama 5-6 saat sonra çıkardığımda terleme gibi bir sorunla karşılaşmadım. Yani uzun süreli kullanımda benden tam not aldığını söyleyebilirim. Evet, şimdi geldik HyperX Cloud Alpha Wireless modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. HyperX Cloud Alpha Wireless modeli 50 mm'lik sürücülerle geliyor. 15 Hz ve 21 kHz arası bir frekans tepkisi var. Dahili mikrofona sahip olan model 300 saate kadar bir pil ömrü sunuyor ve 4,5 saatte de kolaylıkla şarj olabiliyor. Ağırlık tarafına baktığımızda 322 gramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Bilgisayar, PlayStation ve PlayStation 4 uyumluluğunun olduğunu belirtelim. DTS X özelliği de bizleri karşılıyor. Evet, cihazın teknik özelliklerini inceledik. Şimdi gelelim kullanıcı deneyimine. Yaklaşık olarak bir haftadır bu cihazı kullandığımdan zaten bahsetmiştim sizlere ve her gün aktif olarak oyun oynuyorum. Hatta genellikle Valorant oynadığımı da söyleyeyim. Oyun süresi boyunca 5 saat 6 saat bilgisayar başından hiç kalkmadığım oldu. Şu anda da zaten aktif olarak kullandığım kulaklık kabloluydu. Ve kablosuzun tadına hani bir kez daha vardım. Daha önce de kablosuz kulaklıklar test etme şansı bulmuştum. Ama kablosuz kulaklığın bir kez daha rahatlık olduğunu anlamış oldum. Kutu içeriğinden gelen 2.4 GHz alıcısı sayesinde 20 metreye kadar uzaklıktan bağlanabiliyorsunuz. Tabii ki ben oda içerisinde geziyordum. İşte hani oyun oynadığım esnada arada bir cama çıkıyorum ya da mutfağa gidiyorum, bir şey yapıyorum. 2.4 GHz'lik bağlantı sayesinde mutfağa gittiğim, içeri dışarı çıktığım bir süre boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İlk kurulumda da herhangi bir kurulum olmadı zaten. Direkt USB'yi taktım, kulaklığı açtığım gibi otomatik olarak bağlandı. Bu konuda da hani benden tam not aldı. Onun dışında kablosuz kullanım konusunda da hem gecikme hem de uzak mesafeye gidip gelme konusunda bir kesinti yaşamadığımı sizlere paylaşayım. Şimdi gelelim konfor kısmına. Konfor tarafında da benim bir kulaklıkta aradığım en büyük şey uzun süreli kullanımda bile kulağımı yormaması. Çünkü zaten şu anda X bir markanın bir kulaklığını alsanız bile kulağa taktığında diyorsunuz ki evet ne kadar rahat. Ama bu süngerler belirli bir süre kullandıktan sonra deforme olabiliyor, aşınabiliyor. Veya kulağınıza baskı yapan bir kulaklıktan bahsediyorsak 2 saat boyunca taktıktan sonra baskı daha da arttığı için kulaklarınız bu iç taraftaki kulaklığın sert yerine gelebiliyor ve bu zamanla kulağınızı ağrıtabiliyor ki ben kendi kulaklığımda bu sorunu sıklıkla yaşıyordum. 4-5 saat bilgisayar başından kalkmadığım zaman bile Cloud Alpha Wireless modelinde böyle bir sorunla karşılaşmadım. Bu yüzden rahat bir model olduğunu söyleyebilirim. Özellikle uzun süreli kullanımda benim beklentilerimi sonuna kadar karşıladı. Şimdi geldik kulaklığın bize sunduğu mikrofon deneyimine. Dilerseniz bir mikrofon deneyimine geçelim, daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda beni HyperX Cloud Alpha Wireless modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Yani Discord'da arkadaşlarınızla konuşurken arkadaşlarınız sizi bu şekilde duyacak. Peki siz mikrofon performansını nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Evet, geldik cihazın en çok can alıcı kısmına. Tabii ki şarj süresi. Az önce de bahsetmiştim, 300 saate aşan bir batarya ömrü oldu. Zaten kutu üzerinde yazan yazıda da belli oluyor. Fakat yorumlarda 300 saatin üstüne çıkanlar da olmuş, aşağısına kalanlar da olmuş. Tabii ki bu oyun oynarken kullandığınız ses seviyesine veya kulaklığın sürücülerini ne kadar aktif kullandığınıza göre değişebilir. Yani kimisi 300 saati aşabilir de ama 300'ün altında da kalabilir. Ama ben kullandığım bir haftalık süre boyunca %90, %100 şarj
%30'la başlamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Fakat şu ana kadar baktığımda en son %60-70'lerdeydi sanırım. Peki HyperX bize bu uzun pil ömrünü sunmak için nelerden feragat etmişti? Bu kadar iyi bir performans, bu kadar iyi bir pil performansına sahip olmuşuz. İlk olarak cihazın zaten tasarımında herhangi bir yerinde bir RGB aydınlatmasının olmaması pil tarafında önemli bir katkı sağlıyor. Kalite açısından değerlendirecek olursam zaten üst segment bir kulaklık ve bu kulaklığın rakibi de yine HyperX'in Cloud 2 Wireless modeli olabilir diye düşünüyorum. Cloud 2 Wireless modeli ofisimize gelmemişti fakat ben kullanan arkadaşlarımdan test etme fırsatı bulmuştum. İki kulaklık arasında tabii ki de farklar var. Tabii ki de kalite farkları da var ama bu oynayışınıza etkileyecek kadar önemli farklar değil. Örneğin Cloud 2 Wireless modelinde de yine ses kalitesi tarafında beklentilerin üstüne çıkan üst segment bir model olduğunu biliyoruz. Fakat Cloud Alpha Wireless modeline baktığımız zaman yine kalite tarafında beklentilerin üzerine çıkan bir model olmasına karşın Cloud 2 Wireless modelinin bir tık daha altında kalabiliyor. Şöyle ki ses kalitesi tarafında kullandığı sürücüler daha performans odaklı Cloud 2 Wireless'ta ama Cloud Alpha Wireless modeline baktığımız zaman biraz daha hem performansı hem de güç tasarrufunu sağlayacak sürücüler kullanılmış. Oyuncuya yansıttığı kısım tarafında o kadar da belirgin bir fark olmasa da tabii ki ses farklılıkları farklı modeller arasında olacaktır. Ama müzik dinleme, oyun oynama, video izleme falan gibi aktivitelerde Cloud Alpha Wireless modeline herhangi bir sorun yaşamadım. Hatta kendi yazılımı üzerinden equalizer ayarı yaptığım zaman müzik performansında bir hayli güzel olduğunu söyleyebilirim. Hani böyle tatlı bir bas var. Böyle gümbür gümbür bir bas vurmuyor tabii ki. Hani bası, tizi tamamen dengelenmiş bir şekilde iyi bir müzik ziyafeti yaşayabiliyorsunuz. Oyun tarafına zaten girmeye bile gerek duymuyorum. Özellikle DTS X özelliğini açtığınız zaman sanal surround yazılımı sayesinde önünüzden, üstünüzden hani dört bir yanınızdan gelen sesleri ayırt edebiliyorsunuz. HyperX bu konuda gerçekten çok başarılıydı zaten. Önceki modellerinde yine DTS X özelliğini sunduğu modellerle de kıyaslayınca Cloud Alpha Wireless modelinin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Valorant oynarken sol arkamdan bir adam sıkıyor ve ben hani direkt o tarafı flick atabiliyorum. Anlayabiliyorum tam olarak nerede olduğunu. Oyun performansımı da önemli derecede etkileyen bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Bu arada hazır yazılım demişken yazılımdan da biraz daha bahsedelim. Equalizer ayarı yapabileceğinizi söylemiştik. Aynı zamanda pili de yüzdesel olarak görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kulaklığı açtığınızda gelen şu kadar piliniz kaldı olan seslendirmeyi de değiştirip farklı efektler yapabiliyorsunuz. Yani pili anlamanız için farklı efektler de kullanabiliyorsunuz. Fiyat tarafına bakacak olursam şu anda farklı sitelere bağlı olarak ortalama 3.900-4.000 TL arası bir fiyat bandı karşımıza çıkıyor. Tabii ki dönem içerisinde 3.500'lere düştü olmuş, 4.500'e yükseldi olmuş. Bu tamamen sizin düşüncenize kalmış. Eğer fiyat daha düşer diyorsanız bekleyin, yükselir diyorsanız acele edin. Yani biraz daha fiyat yükselir mi, düşer mi fikrinize kalmış. Ama ben genel olarak bu fiyat segmentine sahip üst segment olarak tabir edeceğimiz yani HyperX'in en iyi kulaklıklarından birini deniyoruz şu an. Bu fiyata benzer kablosuz kulaklıklara baktığımız zaman tabii ki rakip markaların da yine kablosuz olarak sunduğu ve uzun kullanım ömrü vaat eden birçok kulaklık var ama şu anda ben bir X markasının kulaklığına baktığım zaman 50-60 saatlik bir pil ömrü görüyorum. Burada neredeyse 5 katlık bir fark görüyoruz arada yani. Bu yüzden takdir biraz daha size kalmış. 3.900-4.000 TL arasına bu performansta bir kulaklık var mı yok mu yine araştırmasını da yapabilirsiniz. İncelememizi yavaş yavaş bitirirken videonun sonuna doğru videoyu kulaklık kulağımda bitireyim. Şu anda hatta siz de sağdan soldan görün. Mikrofonunu da takayım. Evet, mikrofonumuzu taktık. Şu an beni zaten tabii ki kendi mikrofonumuz üzerinden duyuyorsunuz ama kafamda nasıl durduğunu hani bir kez daha görün istiyorum. Ergonomi açısından sunduğu özellik ve rahatlık da bu şekilde. Şöyle kulağıma bastırdığım zaman esneme yapıyor. Açtığım zaman da geri kapatıyor. Evet, bir incelememizin daha sonuna geldik. Eğer bu kulaklık hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa, yapmamızı istediğiniz bir test varsa bize yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.